Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen biliyorsunuz oyuncu Nejat İşler artık üniversitede, oranın üniversitesinde hocalık yapmaya başladığını açıkladı. Oyunculuk anlamında yani akademik bilgilerini paylaşacak veya tecrübelerini paylaşacak Nejat İşler orada üniversitede. Aynı zamanda spor benim yaşam tarzım diyen Başkan Kocadon, ben her fırsatta sporumu yapıyorum. Belediye olarak da spor kulübümüze elimizden geldiği kadar destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Gümüşlük Spor'a verdiği destek nedeniyle Nejat kardeşime de ayrıca çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Biliyorsunuz Nejat İşler bayağı bir zamandır Gümüşlük'te ikamet ediyor. Gümüşlük Spor'da ciddi anlamda gönül veriyor ve onlarla beraber her maça gidiyor. Onları süper amatör lige taşımaya çalışıyor ve tamamen yerleştiğinin ispatı da bu. Bakın üniversitede artık hocalık da yapmaya başladı. Ya Nejat'a tekrar geçmiş olsun. Aynen öyle. Müthiş yani, adam. Bayılıyorlarımız Nejat'la diye devam ettik aylarca. Ve çok şükür sağlığına kavuştu. Gümüşlük'te de hayatını devam ettiriyor. Hoca olması, talebe yetiştirmesi olağanüstü güzel bir şey. Ne hocası kutluyorum. Oldu? Oyunculuk adına. Oyunculuk adına. Üniversitede, özel bir üniversite galiba, adını söyleyemeyeceğim burada evet. Yazıyor ama. Özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi veriyor. Bildiklerini gençlere, meraklı gençlere, en azından oyuncu olmak isteyen gençlere aktarıyor. O çok güzel bir şey. Spora gönül vermesi olağanüstü. Hepimizin spor yapması lazım. Spor demek sağlık demektir. Yani tabii bir yaşam biçimi olmalı. Egzersiz yapalım. Var. Alkışlanacak bir durum. Nejat İşler daha önce biliyorsunuz kitap satan. Hatırlamaz mıyım? Yani ben... bu adam hani böyle çok naif. Müthiş çok adam. Büyük paralar kazandığı dönemde biz onunla aynı ajanstaydık. Ve ben ajansı hatırlıyorum. Bir gün gelmişti ve banka hesabının olmadığını söylemişti. Bana bu çok tuhaf gelmişti. Bölüm başı bilmem ne kadar paralar kazanıyordu. Ne kazandığından haberdardı. Yani haberdardı derken şey anlamında söylüyorum, miktar olarak söylemem. Yani ilgilenmiyordu ve para ikinci banka planda. Hesabı bile yoktu. Banka hesabı daha o günlerde açılmıştı. Çok naif yaşayan ve hakikaten hep deriz ya deliler aslında akıllılardan daha şeydir. Hayatın kahrını çekemedikleri için delirmişlerdir. Nejat İşler'in de bu sivri tarafları bizim hani insanların gözüne sokulmaya çalışılan sivri tarafları da aslında onun bence naifliğinden ve bu dünyaya alışamamasından geldiğini düşünüyorum. Ben Teşvikiye'de bir okuldan mezunum. Öyle söyleyeyim, özel bir okuldan, ismi lazım değil. Orada kitap satıyordu, orada plak satıyordu. Tam da işte yolda, okulun önünde ben ne hatta böyle ya. Hafif hayal meyal de onu orada hatırlıyorum. Aynen hatırlıyorum. Öyle. Teşvikli caminin önü hatta benim söyleyeyim. Benim için de çok kıymetli bir adamdır. Hani çok altını önemli. Çizip gazetelerde konu olan yazdıkları şeyler umurum tıkırım değil, onu söyleyeyim. Oraları düşünmesi gereken yanındaki insanlardır. Annesidir, babasıdır. Gerisi onun üstünden o konuyla ilgili onu incitmek demektir. Bazen insanlar hayatla başa çıkamazlar. Hayatın entrikalarını kabul edemezler. Hani uyum sağlayamazsın, araziye uyamazsın. Aynen. Ve yüreğindeki doğruluk o kadar büyüktür ki, benden senden daha büyüktür ki, bir hayatla ilgili bir mücadele, bir duruş sergilersin. Para da önemli değilse, maddiyat da önemli değilse bu adam bildiğini ya. Okur ve ben onun bildiğine bayılıyorum. Sadece sağlığıyla ilgili her şey yolunda gitsin. Amin. Ve o güzel, o yanık gözleri, o ses tonuyla hayatımızın içinde olsun. Ben ekstrem bayılıyorum. Ekstrem bir örnektir. Yani bu adama para... magazinsel anlamda anti kahraman diyebilir miyiz? Bu yüzden seviliyor olabilir mi? Olabilir. Magazinsel anlamda çok kesinlikle. Anti kahraman aynen. Çak. Aynen. Kesinlikle. Çok aynen öyle. Aynen öyle. Yani magazinle hiç arası yoktur. Magazinle de hiç sevmez. Magazin nefret eder. Öyle açık konuşayım. Evet, evet. Ama ben doğru. 30 küsür senesini bu sektöre vermiş gazeteciyim. Ama dal olarak da magazinciyim. Biri olarak Nejat'ın bu duruşuna saygı duyuyorum. Aynen. Evet. Bu duruşu. Aynen. Duruşu benim. Şahane bir adam. Saygı duyuyorum. Sağlığı yerinde olsun. Bildiklerini öğretsin. Bazı insanlar işte ekstrem uç örnek. Para ikinci planda. Banka hesabı bile yok dedi. Ne kadar güzel. Tabii. Zaten çok belli. Yiyecek kadar, geçinecek kadar var. Zaten fazlasına ihtiyacım yok diyor. Umuru da değil. Ama mesela tam siz varken de söyleyeyim. Şimdi Cihangir'de hastaneden çıkmış arkadaşlarıyla oturmuş ıhlamur içiyor. Onun oradaki bardağını çekip içindeki renginden bu bira olabilir, işte bu şöyle olabilir demek de artık hani bir insanı da böyle acıtmaya yönelik öyle bir haber oldu ben gözümle gördüm. Doğru. Hani böyle elimizde sopa sanki... Ne yani, var biliyor musunuz? Bakın. Elma suyu da ona arpa suyuna benzer. Ihlamur da arpa suyuna benzer. Ben 17-18 sene önce Hıncalıoğlu için bir resmini çektim. Elinde bir bardak, kadeh şeklinde bir bardak. Evet. Altına da işte içiyor.
alkollü bir şey içiyor şeklinde bir yazı. Karşılaştığımızda Talip dedi, yanlış yazmışsın. Hayırdır abi, ben dedi alkol kullanmıyorum. Doğru. O da alkol değildi dedi. Özür dilerim abi dedim. Ve ertesi hafta düzeltme yoluna gittim. Ve düzelttim. Evet, tebrik ederim şimdi, sizi. Güzel bir şey olmuş. Yani bu adamı öyle parmak, yazdılar ya, olmamış yani. Değil. Beş parmak, beşi bir değil. Gazeteci de insan, sanatçı da evet. İnsan. Vicdan aramak yani, lazım. Vicdan aramak lazım. Sorumluluklarımızı bilmek lazım. Evet, vicdan öyle olacak. Bir haber vardı Tuğba. Elinde bir şeyle ıhlamur. İşte renginden benzeterek hani yola çıkmışlar. Çünkü neden biliyor musun? O cam kadehler var ya hani o arpa suyu içilen. O ondan mesela bizim evde çok eskiden kalmış hatıralarımız var. Ben ıhlamuru onda içerim. Hem o hatıralarımızla buluşmak için hem de o bardağı çok seviyorum. Uzaktan birisi görse onu öteki bir şey. Çünkü elma suyu da arpa suyuna benzer. Ihlamurun rengi de arpa suyuna benzer. Bu arada da Maria Carey evliymiş. Tweet'ten cevap geldi. Evet. Evliymiş yani. Mutluluklar. Teşekkür ya, ediyoruz arkadaşlar. Yanlış olabilir. Yanlışı düzeltmek mümkün. Bu da diyaloglarla olur. Yo, ben Tuba'nın dediği gibi yani illa iyi diyalog iyi haber değil. Vicdanlı ol ya. Bırak bu adam böyle öyle diyalog da kurmasa bile hastaneden yeni çıkmış yani. Eli de sargılı falan. Biraz yani öyle yola çıkmak lazım yani. Evet, bazılarına da izin vereceksin. Kimseyle diyalog kurması değil. Orada biraz daha vicdanın sesini dinleyerek. Biz ne diyoruz? Anti kahraman diyoruz. Böyle anti kahramanların da evet. Kalkıp kimseyle hani Necat İşler'in merhaba bilmem ne demeye zorunluluğu yok hakkında kötü haber çıkmasın diye. Ya canlarını işte çok acıtıyorlar. Böyle birkaç tane isim konuyu, var. Konuyu toparlayayım. İşte fotoğraf var. Gümüşlük Spor atkısı, başkan süper. Ve oyuncular, yöneticiler poz veriyorlar. Bu fotoğraf basın tarafından çekiliyor gazetelerde. Sosyal medyada her yerde haber oluyor. Necat İşler'i biz çok seviyoruz. Adamsın. Adamsın, adamımsın. Adamın dibisin yani, dibisin. Çok güzel. Kabul. Kabul. Bu haber oluyor. Ya da her gün gala davetiyesi geliyor. Her filmin galası yapılıyor ve davetiyesi geliyor. Gelin. Yani ben arkadaşın değilim. Ben gazeteciyim. Bana niye gönderiyorsun? Gel haber yap. Tabii. Okey. Tabii. Aynı fikirdeyiz. Konserin var, davetiye. Efendim, açılışın var, davetiye. Albümün çıktı, davetiye. Ne oluyor? Geliyorum, haber yapıyorum. Seni kafede gördüğüm zaman da... Ben seni çekeriysem. Sevgilinle gördüğüm zaman da habersin bana. O zaman onu da çekeceğim. Çekerim. Evet. Kötü olmayayım. Hayır, bazı insanları kapsama alanı dışında bırakabilir. Ben bu masada her zaman sizin söylediğiniz gibi magazincilere kötü davran, kovala, hakaret et. Sonra efendim bir konuyla ilgili röportaj yap. İşte yeni bir albüm şey. Albüm lazımına çağır sonra ona da. Ona karşıyım ama bu konu o değil tabii. Bu yani bu adamı da bırakın. Şimdi yani. Çekme. Ya arkadaş ben sana film çekme diyor muyum? Ben sana albüm yapma diyor muyum? Öyle bir şey deme hakkım var mı? Yok. Albüm de çekiyorsun, yapıyorsun, film de çekiyorsun, dizide de oynuyorsun. Her şeyi de yap, sanatınla alakalı yapmak istediğin. Allah daha da çok versin. Fakat bizim işimiz de haber üretmek, gazetelerimize, televizyonlarımıza haber götürmek. Muhabirler. Ki muhabirlik gazeteciliğin cephenin en önündeki askeridir. Müdürler de karargâhtaki komutanlardır. Komutan diyor ki git o cepheyi fethet. O cepheden bana toprak getir. Allah cephedeki insanlara da, komutanlara da, herkese de yardımcı olsun. Cephedeki insanlar cefakardır. Hor görmemek lazım, aşağılamamak lazım. Kaldı ki sanatçılar daha aydın, daha kültürlü, ekonomik açıdan daha iyi imkanları olan insanlar. Dolayısıyla... Aynen. Magazinci kardeşlerimizi, muhabir kardeşlerimizi daha bir medeni, insani yaklaşırsak ne olur? Onlar da insan. Kimse, onlar da bu sefer daha pozitif bakarlar. Evet, aşağılamak yok. Kimsenin hakkı da yok. Salih abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yorumlarından ederim. Yorumlarından dolayı. Çok sağ ol.